Ne yapacaksın bakayım dedi. Kafka'yı inceleyecekmişim dedim. İncelemeyeceksin, okuyacaksın dedi. Kafka'yı inceleyecekmişim. Bilecik, pazar yeri ve Demirköy. Benim doğum yerim Bilecik, pazar yeri, Demirköy. Demirköy sonradan oluşmuş bir köydür. Demir adından da anlaşılabileceği üzere istasyon köyüdür. Karaköy istasyonudur asıl adı, halk arasındaki adı. Benim dedem rahmetli Karaköy istasyonunun polisi imiş. Ben kendisini emekliliğinde tanımıştım. Pazar yerinde oturuyorlar, Bilecik pazar yerinde oturuyorlar. Dedem de Karaköy istasyonuna vazifeye 10 kilometre yürüyerek gidip geliyor her gün. Usanmış herhalde. Demiş ki ben buraya bir ev yapayım. Gelip gitmek, çoluk çocuk falan. Bir ev yapmış. Sonra başka bir ev yapılmış. Orada bir un fabrikası var. Orada çalışan ustabaşı ev yapmış falan. Orada bir köy teşekkül etmiş. Sonra resmiyete de intikal etmiş bu köyün şeyi. Karaköy istasyonunun Demirköy adını vermişler. Yani biz aslen Pazaryeri ilçesi, pazar yerindeniz. Anne tarafım Pazaryeri, baba tarafım da Bulgaristan Şumlu. Babam Şumlu doğumlu. Allah hepsine rahmet eylesin. Babam demir yolcu iken rahatsızlanıyor ve malulen emekli etmiyorlar. Bir gün dahi çalışsa emekli hakkı kazanacakken, o tek parti döneminde o bir günlük çalışma iznini vermedikleri için emekli olmadan veya herhangi bir şey almadan devlet demir yollarından ayrılıyor. Rahatsızlığı sebebiyle. Ve bir bakkal dükkanı açıyor istasyonda. Büfe gibi bir şey. Sonra o dükkan bakkal dükkanına dönüşüyor filan. Ben o devrede doğmuşum. Babamın demir yolculuğunu değil bakkallığını biliyorum. Babam okumayı yazmayı seven bir adamdı. Evimize, dükkanımıza daha doğrusu günlük Milliyet gazetesi alınırdı. İstanbul'da basılan gazete Bilecik'e, bizim elimize ikindiden sonra gelirdi. Dolayısıyla biz mesela, ben Beşiktaş hastasıyım çocukken, Beşiktaş'ın maçlarını pazartesi ikindiden sonra öğrenirdik. Refik Cevat Ulunay'ı okuturdu babam bana. Sesli olarak oku da dinleyeyim bakayım filan diye. Hani biraz zannediyorum işte okuması, yazması güzelleşsin diye herhalde. Dayım rahmetli Lütfi Solak Almanca öğretmeniydi. Adana Erkek Lisesi'nde, sonra Eskişehir Atatürk Lisesi'nde uzun yıllar öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. Benim okuma yazma işlerine ısınmamda dayımın çok büyük rolü vardı. Çünkü dayım Adana'dan her yaz okuduğu kitapları portakal sandığına koyar, anneannemin evine gönderirdi. Anneannem dediğim hacı annem, ona hacı anne derdik biz. Hacı annemin evine, ben de o portakal sandıkları böyle aralıklıdır. Onların arasından kitapları böyle çeker. Ama onların büyük bir kısmı Almancaydı. Aralarında Türkçeler de vardı. Bütün dünyalar, bütün dünyanın Almancası Das Besteler, Aziz Nesinler, eğitim enstitüsünden mezun Almanca öğretmeni. Yengem de, dayımın hanımı da felsefe öğretmeniydi. Onların hani böyle kitaplarla tanışmamda onların çok büyük rolü oldu. Dayımı ben hep elinde kitapla uzanmış, Das Beste okurken filan hatırlarım. Yaz tatillerine geldiği zaman. İlkokulu bitirdikten sonra da benim Eskişehir'de, Eskişehir Maarif Koleji'ne onun imtihanlarına girmeme ve orada okumama dayım ön ayak oldu, vesile oldu. Yoksa ben galiba Arifiye Öğretmen Okulu'na gidecektim. Onun imtihanına da beni sokacaklardı ama Eskişehir Maarif Koleji imtihanını kazanınca dayım dedi ki tamam oraya gitsin. Arifiye Öğretmen Okulu'na gitmesin, oraya gitsin dedi. Dolayısıyla ortaokulu orada, Eskişehir'de ortaokulu ve liseyi orada okudum. İlk okuduğum kitabı soruyorsunuz, ilk okuduğum kitabı, anne neler hatırlıyorum. Bir tanesi hala bende o. Doğan Kardeş Yayınları'ndan Nedir, Niçin, Neden diye böyle çocuklara fen bilgisi
veya deney filan şeyini aşılamak için yapılmış. O da babamın Eskişehir'e gittiği bir tarihte ilkokul 4. sınıfta okuyan oğlum için bir kitap verin bana deyip kitapçıdan alıp getirdiği bir kitap. Demek ki o kitapçı da yani aklı başında bir adammış. İlkokul 4. sınıf öğrencisine güzel bir kitap yani. O hala durur bende. İlk sabahladığım kitap da ilkokul 5. sınıftaydım zannediyorum. Bir Ramazan, hani Ramazan'da sahurdan sonra yatılmaz filan. Sahura kadar ve sahurdan sonra okuduğum Bozkurtların Ölümü, Nihal Atsız'ın. Böyle gözyaşları içerisinde bitirdiğimi hatırlıyorum. Sonra Eskişehir Maarif Koleji'nde Cevat Ülger hocama mülaki olduk. Cevat Ülger bizim resim öğretmenimizdi ama resim öğretmeninden çok çok fazla bir muallimdi. Öğretmen sözünü de sevmezdi böyle vurguladığı için. Cevat Hoca sınıfta bizi serbest bırakırdı. Resim yapmak isteyenler resim yapsın, resim yapmak istemeyenler istediği kitabı okusun. Texas Tom Mix dahil. Ben de o gün herhalde resim yapmak istemiyormuş canım ki bir kitap okuyorum. Yaşıma pek uygun olmadığını sonradan idrak ediyorum tabii bunu. Cevat Hoca dedi ki bunu sen mi okuyorsun? Evet dedim. Bitirince dedi bir de ben bana ver de ben de okuyayım dedi. Sonra ben hemen tabii bitirdim. Ertesi hafta hocaya verdim. Ertesi hafta bir sonraki hafta dedi ki ya ben okudum onu ama ben sana onun yerine başka bir kitap aldım. Profesör İbrahim Kafesoğlu'nun Türk Milliyetçiliğinin Meseleleri. Bir de imzalı. Cevat Hoca ile böyle bir kitap alışveriş şeyi başladı. Cevat Hoca sınıfta çok güzel, ders dışında da bir resim odası vardı. Orada seminerler yapardı. Resim seminerleri. Yani resim kültürü seminerleri daha doğrusu. Ve şeyi şuydu Cevat Hoca'nın, herkes resim yapamayabilir. Bu bir yetenek meselesidir, tamam. Ama herkes resimden tad alabilir. Herkes resme bakmayı öğrenebilir. Ve bize resme bakmayı öğretmek için çok güzel yöntemler geliştirmişti. Kendi adıma değil ama Cevat Hoca'mın bu işi ne kadar güzel yaptığının bir nişanesi olarak söylemek isterim. Ben mesela, ben bir arkadaşlarım, Cevat Hoca'nın talebesi olan arkadaşlarımız, biz resme bakmayı öğrendik. Figüratif resme yüz vermezdi. Fotoğraf makinesinden sonra figüratif resim artık şeyini kaybetti derdi. Non-figüratif, mesela bize Paul Klee'yi, Braque'ı, De Staël'i filan tanıtan, Levni'yi, minyatürü tanıtan, onlarla bir aşinalık kesbetmemize şey yapan seminerler yapardı. Çok da güzel bağlama çalardı. 10 parmağında 10 marifet. Cevat Hoca öyle bir hocaydı. Aynı zamanda mimardı. Ama diplomasız bir mimardı. Sonra diplomayı da aldı. Diplomayı alıncaya kadar çizdiği bütün projelere başka mimarlar imza atarlardı. Eskişehir'de mesela merkezdeki büyük cami, Eskişehir'in büyük camii, Reşadiye Camii'nin mimarı odur. Ben de o caminin yapımında Cevat Hoca'nın fotoğraf makinesini taşıdığım için o camide emeğim vardır. Bütün aşamalarını fotoğraflardı çünkü hoca. Fotoğrafladı. Ben de onun Leica marka böyle bir makinesi vardı. Onu taşımak da benim görevimdi. Cevat Hoca bize sadece resme bakmayı değil, Batı düşüncesinde, Doğu düşüncesinde, o günlerde mesela varoluşçu felsefe çok modaydı diyelim. Yatılı okullarda böyle şey öbeklenmeleri olur, fikir kulübü öbeklenmeleri. Yatakhanelerde, sigara içilen şey yerlerde, özel mekanlarda böyle ciddi tartışmalar olurdu. Mesela Kierkegaard'ın adını ben ilk defa Cevat Hoca'dan. Varoluşçuluk Sartre'dan ibaret değildir. Bakın bir de dini varoluşçular vardır
filan diyen filan. Ve sonra Cevat Hoca'nın kitap şeyi, işte Türk Milliyetçi İbrahim Kafasoğlu'nun kitabından sonra gelen kitap Sezai Karakoç, İslam Toplumun Ekonomik Strüktürü. Ötüken Yayınları'ndan çıkan küçük kitap. Ve o günlerde Sezai Karakoç Sabah gazetesinde köşe yazıları yazıyor, Sütun diye. Cevat Hoca her gün akşam giderken, okuldan ayrılırken o Sabah gazetesini böyle katlar. Sadece Sezai Karakoç'un yazısı dışarıda kalacak şekilde bana verir ve derdi ki gerisi bu kadar şey değil, bunu okusan yeter. Yani hani Sabah gazetesine de çok güven ama Sabah bugünkü Sabah değil, Baba Ali'de Sabah. Ama ben onun her tarafını okurdum. Sonra Diriliş Dergisi tekrar yayına başladı o tarihlerde. Biz de Diriliş Dergisi'nin hem okuyucusu hem dağıtıcısı olduk okulda. O yüzden idare mesela şey yapıyor. Hatta Eskişehir'de mezun olduğum okulu ziyaret ettiğim zaman öğretmenler odasında Sezai Karakoç'un Diriliş Dergisi'ni dağıttığımız için sorguya çekilmiş olmaktan ötürü filan diye Sezai Karakoç'u o vesileyle tanıdık. Yani şey olarak, yazar olarak, şair olarak. Hızır'la 40 saat filan o günlerde çıktı. Nuri Pakdil ve arkadaşları Ankara'da Edebiyat Dergisi'ni çıkarmaya başlamışlardı. Yine o vesileyle onları tanıdık. Ama mesela başka hocalar üzerinden de diyelim İsmet Özel ve arkadaşlarının çıkardığı Halkın Dostları. Bir hocamız da ona aboneydi. Onun vasıtasıyla biz Halkın Dostları'nı da okurduk. Bir de o dönemde Eskişehir Maarif Koleji kütüphanesine Türkiye'de çıkan belli başlı edebiyat dergilerinin hepsi gelirdi. Kim idiyse o Milli Eğitim Bakanlığı'nda o işi düşünen ve yapan, ki Allah gani gani rahmet eylesin. Türkiye'de çıkan Varlık, Yeni Ufuklar, Hisar, Defne, Türk Folklor Araştırmaları, Türk Kültürü Dergisi, yani böyle hani ideolojik bir şeye girmeksizin belli başlı bütün dergiler gelirdi. Onların yanı sıra Times Literary Supplement, Times'de Edebiyat Eki. Eki diyorum ama o müstakil bir dergi ve çok hala ben onun abonesiyim. Nation, Amerika'da çıkan, Amerika'nın en eski dergilerinden, fikir dergi, düşünce dergilerinden biri The Nation dergisi. O gelirdi. Listener diye bir dergi vardı. Listener, BBC'nin dergisiydi. O zaman tabii televizyon yok, henüz o kadar şey değil. BBC radyosunda yayınlanan kültür programlarının deşifrelerini dergi olarak yayınlardı BBC. Çok güzel bir dergiydi. Ben daha sonra yıllarca, tabii kapandı daha sonra Listener dergisi. Yani İngiltere'de de her şey öyle güllük gülistanlık tema şey etmiyordu, sürmüyor. Orada da bir takım böyle kesintiler, kopukluklar oluyor. O da hoşuma gidiyor açıkçası. Sonra ben epey aradım o Listener dergisini. Bulamadım. Fakat milletvekili olduktan sonra meclis kütüphanesine girdiğimde gördüm ki orada bütün şey var, eski sayılar. Çok güzel. Eskişehir'de Akçağ Kitabevi açıldı. Şimdi tabii gençler Akçağ'ı bilmezler. Akçağ Kitabevi, Ankara Yükseköğretmen Okulu'nda okuyan İsmail Ünalmış rahmetli oldu. İsmail Ünalmış ağabeyin etrafında kümelenen bir grup gencin, Necip Fazıl çizgisinde gencin kurdukları bir yayın kooperatifi. Kooperatif. Önce Ankara'da, sonra Erzurum'da, sonra Konya'da, sonra İstanbul'da ve Eskişehir'de şubeleri var. Ama sadece bir kitap evi değil, Akçağ Kitap Evi. Aynı zamanda bir fikir kulübü gibi çalışıyor. Orada bazı hafta sonlarında mesela kitap seminerleri yapılıyor. Birileri bir şey okuyorlar, onu anlatıyorlar. Ötekiler sorular soruyor falan böyle. O zamanlar Türkiye'nin her yerinde farklı farklı düşünsel çizgilerdeki insanların böyle toplaştıkları kitap evleri vardı. İşte o Akçağ Kitap Evi Alaaddin Gül rahmetli oranın yöneticisi idi. Ve biz orada onların desteğiyle Deneme diye bir dergi çıkarmaya başladık Eskişehir'de. Küçük bir dergi ama matbaada basılıyor, yani duvar dergisi değil. Öğrenci dergisi ama matbaada bayağı kurşun dizgiyle falan. O dergi hepimiz için iyi bir staj oldu bu dergicilik falan meselesinde.
Ben Ankara'da okudum üniversiteyi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde. İdari Bilimler Fakültesi'nde. Ben mesela üniversite hayatını İstanbul'da okuyan arkadaşlarıma hep gıpta etmişim de daha sonra. Yani onlar, biz Ankara'da okumakla İstanbul'un nelerinden mahrum kaldığımızı sonra anladık. Bu arada tabii ben lisede okurken Cevat Hoca vasıtasıyla o zamanlar İstanbul Teknik Üniversitesi'nde motor kürsüsünde asistan olan Ali Malkoç ağabeyimle tanıştık. O da Eskişehirli. Onun vasıtasıyla Mustafa Seçkin ağabeyimle tanıştım. Mustafa Seçkin ağabeyim benim bütün hayatıma yön veren bir büyüğüm. Bugünlerde rahatsız. Allah şifalar versin, Allah rahatlık versin. Genişlikler versin inşallah. Mustafa abiyle tanıştı. Mustafa abiyle ilk tanıştığımda beni bir kenara çekti. Veya böyle dolaşıyoruz Eskişehir'de, Alaaddin Parkı'nda. Neler okuyorsun, ne yapıyorsun, işte neler okuyorsun. Sonra artık onun koltuğunun altında, himayesinde benim okumalarım, düşünmelerim, tanışmalarım hep onun himmetiyle yürüdü. İlk tanışmalarımızda Kafka'dan bahsetti. Hatta Kafka'yı okumamı tavsiye etti. Ben lise talebesiyim. Ne yapacaksın bakayım dedi. Kafka'yı inceleyecekmişim dedim. İncelemeyeceksin, okuyacaksın dedi. Kafka'yı inceleyecekmiştim. Kafka'yı, Dostoyevski'yi, Buber'i, herkesi ondan öğrendim. Ha mesela şeyi de söyledi, Türk Dili Dergisi'ne abone ol dedi. Geliyordu gerçi bizim kütüphaneye ama Türk Dil Kurumu'nu çıkardı, Türk Dili Dergisi. Yalın söylemenin, böyle kanatlı laflar etmemenin, Türkçeyi doğru ve yalın konuşmanın ve yazmanın önemine binaen ona işaret ederek mesela Nurullah Ataç'ı denemelerini okumamı söyledi ve çok faydasını gördüm ben o şeyin. Sonra bir yerlerde ben Fethi abinin mektuplarında birilerine de onun da birilerine böyle çok herhalde üsluplu yazmaya, konuşmaya heves eden birilerine ikaz mahiyetinde Nurullah Ataç'ı ve Orhan Veli'yi okumasını tavsiye ettiğini okudum bir yerde. Önemli bir şey. Çünkü o tımtıraklı üsluplar bizi bazen çok farklı yerlere götürebilir. Ben dediğim gibi üniversiteyi Ankara'da okudum ama bütün yaz tatillerinde fırsat buldukça İstanbul'a gelip Mustafa abinin dizinin dibine oturmaya gayret ettim hep. Onunla çok güzel günlerimiz geçti. Tabii Mustafa abi sadece böyle bir takım entelektüel ilgiler üzerinden değil, bir hal olarak benim üzerimde çok büyük etkileri oldu. Yine onun vasıtasıyla Fethi abiyle tanıştık. Fethi abiye götürdü beni, Ali abi götürdü. Ama Mustafa abi söylediği için bunu Fethi abi. Mustafa abi o tarihlerde 4. Vakıf Han'da mütercimlik yapıyordu. Fisko Birliği'nin mütercimiydi. Mustafa abi Arap Dili ve Edebiyatı bölümü İstanbul Üniversitesi'nde ama aynı zamanda felsefeye de derslerine de Takiyettin Mengüşoğlu'nun mesela derslerini çok takip ettiğini sonradan öğrendim. Mesela Huxley ve Huxley'in benim bir ara Bengi Felsefe diye tercüme etmeye kalktığım ve 100 sayfa tercüme ettikten sonra bitiremeden başka bir tercümesi çıktı galiba. Bitimsiz Felsefe diye çevrilmiş olabilir Türkçe'ye. Bengi Felsefe. Mesela Huxley falan hep Mustafa abi bize şey yaptı. Bir de dini hayatın önemini, yani dini hayat derken kendi hayatınızdaki hal ile ilgili
Mustafa abinin çok yönlendirici etkileri oldu. Mustafa abi benim tanıdığım sıfatlandırmakta da çok zorlanıyorum gerçekten. Ama hayatımızı biçimlendirdi. Mesela Kafka'yı niye Kafka dediğini daha sonra Max Brod'un Türkçe'ye Kafka'da inanç ve umutsuzluk diye çevrilen kitabını okuduğum zaman Mustafa abinin bana niye Kafka okuttuğunu falan daha iyi anladım. Fethi abiye götürdü beni Ali abi. O Ali abinin, Ali Malkoç abinin beni götürdüğü, Fethi abiye götürdüğü ilk günkü şeyi hiç unutmuyorum. Lise talebesiyim. Yatılı okullarda bu münakaşa, münazara filan şeyleri çok yaygındır. O günlerde de daha böyle işte 1960'ların sonu, 70'lerin başı. İdeolojik tartışmalar filan da bayağı bir şeye revaçta. Bizim okulda da işte farklı gruplar arasında böyle münazaralar, münakaşalar ama şey değil yani herhangi bir şiddet şeyi yok. Hakikaten temiz münakaşalar diyelim. Ben de bayağı münakaşa ve münazarayı seven bir adamım. İşte o günlerde okuduğumuz bazı kitaplardan yola çıkarak mesela Hilmi Ziya Ülke'nin Tarihi Maddeciliğe Reddiye kitabından hareketle Marksist arkadaşları tarihi materyalizm konusunda filan tartışıyoruz bir şeyler. İspatlar yapıyoruz. Falan. O gün Fethi abi bana o karşılaşmada dedi ki cedel yok. Münakaşa, münazara, cedel yok. Bizim yolumuzda cedel yok. Üslubumuzda, yolumuzda. Tartışma. O benim için çok önemli bir dönüm noktası oldu. Dediğim gibi yani bir Kars türküsü var. Onu da daha sonra bu bağlamda çok severek hatırlıyorum. Azeri şey. Mehabbet olsa olar, ah nece olmaz olmaz. Ah nice olmaz olmaz denilenler, mehabbet olsa olar, ah nece olmaz olmaz. Fethi abinin söylediği bu, cedel yok. Tabii bunu siyasete tercüme etmek çok zor. Çok zor. Ha, kişisel olarak buna riayet etmeye çalıştığımı zannediyorum siyasette de. Ama siyasi atmosfere bunu hakim kılmak o ayrı bir nasip. Fethi abi dedi ki ne okuyacaksın dedi liseyi bitirince. Ben herhalde Mustafa abinin etkisiyle felsefe okuyacağımı söyledim. O da dedi ki Türkiye'de felsefe okutacak adam yok dedi. Ya Türkiye'de felsefe okunmaz. Yani Türkiye'de felsefe eğitimi. Ben de herhalde o telkinin de şeyiyle veya o uyarıyla üniversite imtihanında o zaman üniversiteler ayrı ayrı imtihanlar yapıyorlardı. Hacettepe sosyolojiye kayıt olmaya karar verdim. Sosyoloji okuyacağız ya. Fakat Ahmet Kot'la beraber bir yaz günü Hacettepe Üniversitesi'nin etrafında dolaşıyoruz. Kapıyı bir türlü bulamıyoruz. Hava da sıcak. Dedim ki Ahmet gel gidelim Orta Doğu'ya kayıt yaptıralım. Orta Doğu'da da İdari Bilimler Fakültesini kazanmışım. Orada da sosyoloji var diye düşünüyorum falan. Netice itibariyle gittik Orta Doğu'ya kayıt yaptırdık. Ama Fethi abi daha sonra her Ankara'ya gelişinde
gelmeden önce zaten bize mektup gelirdi. Türk Petrol Vakfı sekreterliğinden. Vakıf Genel Sekreterimiz Fethi Kemuhluoğlu filan gün filan saatte filan yerde sizi ne görüşmek istiyor filan gibi böyle. Çok düzgün daktilo ile yazılmış mektuplar gelirdi. Biz de hemen giyinip süslenip Fethi abiyle buluşmaya giderdik. Ankara'da yani Fethi abi bizi himayesini eksik etmedi Ankara'da da. Hacı Bayram Sultan'ın huzurunda orada eskiden kahveler vardı. Maalesef şimdi o hava orada o betonlar arasında biraz şey oldu. Orada sohbetler olurdu. Zaten kendileri Zümrüt Palas'ta kalırdı. Orada Hacı Bayram Hazretleri'ne yakın Posta Caddesi'nde, Ulus'ta. Zümrüt Palas'ın lobisinde Hacı Bayram Hazretleri'nin oradaki kahvede oradaki sohbetler olurdu. Fethi abinin oralarda çok geniş farklı çevrelerden sohbet halkaları vardı. Ve bunlar birbirini tanımazlardı. Ama ben birçoğuna Fethi abi bizi yanında Fethi abi çantasını taşıyarak onlarla biz de mülaki oluyorduk. Ben biliyordum onların. Ama mesela sohbetlerdekiler başkalarının şeyini pek bilmiyorlardı. Öyle çok renkli bir şeyi vardı Fethi abinin, geniş bir yelpaze. Siyasetçiler, şairler, yazarlar, bürokratlar. Herkesi tanırdı zaten, Ankara'daki herkesi. Daha önce Milli Eğitim Bakanlığı'nda özel kalem müdürü olarak çalıştığı için, sadece özel kalem müdürü falan değil tabii o dönem Ankara'da Fethi abi herkesin abisi imiş zaten. Fethi abiyle öyle bir şeyimiz oldu. Sonra onlar devam etti. İstanbul'a gelişlerimizde ziyaretlerine giderek, onun Ankara'yı teşriflerinde yanında olarak filan. Ankara'da deneme dergisi bitti. Biz Gelişme diye bir dergi çıkardık. Yine Akçağ'ın sponsorluğunda diyelim. O da 8 sayı çıktı. O 3 aylık bir dergiydi. Daha derli toplu bir dergiydi. Daha hani Gelişme adı zaten. Bu arada boykotlar falan oluyor. Üniversiteler kapanıyor. Öğrenci olayları çok şey. Hemen 12 Mart öncesi ve sonrası bunlar. Ben de bir türlü mezun olamıyorum yani boykotlar şunlar bunlar. Kültür Bakanlığı'nın açtığı memuriyet imtihanına girdim lise mezunu olarak. İmtihanı kazandıktan sonra Fethi abi veya Fethi abi belki beni soktu, onu hatırlamıyorum. Ama imtihandan sonra Fethi abi beni aldı, Kültür Bakanlığı'na götürdü. O zaman orada Rıfkı Danışman Bakan, Emin Bilgiç rahmetli müsteşar, Fethi abi de onları biliyor zaten, Emin Bilgiç de biliyor. Rasim abi de Kültür Bakanlığı müşaviri oldu yeni. Yine Fethi abinin şeyiyle. Beni de Rasim abinin yanına rapt etti. Beraber sen şeyin yanında çalış dedi. Biz Rasim abiyle orada beraber olduk. Rasim abi danışman, ben de memurum. Benim görevim de her sabah gazeteleri tarayıp Kültür Bakanlığı ile ilgili haberleri kesip tekstil kağıtlarına yapıştırıp altına hangi gazetenin hangi sayfasından yazıldığını filan yazıp saat 8 veya 9 gibi bakanın önüne koymak. Ben koymuyorum tabii, oraya kadar gidemiyorum. Oraya götürmek, özel kaleme götürüyorum. Bakan Bey de şeye bakıyor, o günkü basın özetleri gibi. O yüzden ben daha sonra Kültür Bakanı olunca dedim ki ya 40 senede fena bir mesafe değil. (Gülüyor)
Bunu niye söylüyorum? Daha benzer bir şeyi de Kültür Bakanlığı'ndan önce Milli Eğitim Bakanlığı'nda da yaşadım. Milli Eğitim Bakanlığı'nda da yine rahmetli Hasan Celal Güzel bakan, ben de Anadolu Üniversitesi'nde doçentim. Beni bakan müşaviri yaptı Hasan Bey. Ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın işte 3. katında bir odam var. Bir odamız var bir başka arkadaşla beraber. Ahmet Kot'la beraber odayı kullanıyoruz. Sonra orada da işte 40 küsür sene sonra o müşavir olarak oturduğum odanın hemen altı bakan odası olmuş. Milli Eğitim Bakanı olunca dedim ki ya 40 senede bayağı bir yer yani bir, bunu şunun için söylüyordum. Arkasında şey var. Jeffrey Archer diye bir romancı var biliyorsunuz. Enteresan bir adamdır Jeffrey Archer. İngiliz Muhafazakar Parti'nin önemli milletvekillerinden biriydi. Hatta başbakan falan olur diye düşünülüyordu. Sonra bir skandala adını karıştırdılar herhalde rakipleri. Adam siyasi hayatı bitti, hapis yattı falan. Ama gerek milletvekilliği döneminde gerek hapiste daha sonra romanları var bunun. Böyle çok kolay okunan şey romanlardır yani. Hani rahat okunan, hani çok edebi değeri yüksek falan değil ama onun Kuş Uçuşu diye bir romanı vardır. Bir Londra sokaklarında el arabasıyla sebze meyve satan bir adamın hikayesini anlatır. Adam sebze meyve satar. Sonra işi büyür. Çok ama dürüst manav George. Arabada yazan dürüst manav George. İşi büyür, bir ortak alır, onunla bir dükkan açarlar. Yani manav dükkanı. Fakat ortağı askere alınır, Birinci Dünya Savaşı. O askere gider ama o ortağının hissesini de çalıştırmaya devam eder. İş daha da büyür. Sonra askerden gelir o ortak. Ona der ki, senin hissen şuraya geldi. Adam yani, o da devam ederler yine birlikte. İş daha da büyür, bir holdinge dönüşür filan. Adam 80'lerine geldiği zaman, yaşlı ilerlediği zaman holdingin yönetimini çocuklarına bırakır. Fakat çocuklar fark ederler ki babaları sabahları bir yerlere gidiyor, kayboluyor ortadan. Merak eder yaşlı adam sağda solda bir şey olmasın diye. Bir gün peşine takıldı, nereye gidiyor bu diye. Bakarlar ki holding merkezine 500 metre falan mesafede bir ilk arabayla satışa başladığı sokakta yine bir araba uydurmuş. Yine dürüst manav George. Yine sabah halden taze meyveler alıp orada tekrar şeye başlamış. Çocuklar bunu yakalayınca orada arabanın başında diyor ki 60 senede Kuş Uçuşu, holding merkezini gösteriyor. Kuş Uçuşu burayla orası fena bir mesafe gelmemişiz diyor. Ben ona atıfla hep gerek Milli Eğitim Bakanlığı'nda gerek Kültür Bakanlığı'nda ya Kuş Uçuşu biz dürüst manav George'dan daha büyük mesafe gibi. Öyle bir bürokrasi şeyimiz oldu. Yine dediğim gibi Fethi abinin bizim elimizden tutmasıyla. Fethi abi gençlerin, çocukların ve gençlerin çok sahipsiz olduğunu, eğer onların elinden tutulmazsa bu memleketin çok şey kaybedeceğini, merhametinden, Türkiye'yi sevdiğinden, ümmeti Muhammed'i sevdiğinden, onların vatana, millete, memlekete, dini İslam'a hizmet etmeleri için onlara muhabbetle sahip çıkardı. Ve şöyle bir sözünü hatırlıyorum. Herkese öyle muamele ederdi. Ben her karşılaştığıma Hızır muamelesi yapmaktan bir şey kaybetmedim. Hani bir meşhur söz vardır ya, her geceyi Kadir, her gördüğünü Hızır bil mealinde. O da ona atıfla herhalde. Ben herkese Hızır muamelesi yapmaktan bir şey kaybetmedim. Biz sonra konuşmalarındayken öyle bir sözü de var.
Diyor ki çocuklarını yiyen pis bir kedi gibi gençlerini harcayan bu memleket falan diye böyle şeyi vardı. Herkesin her yere savrulabileceği bir dünyada birilerinin elinden tutmak. Peki abi. Şeydi yani hani herkesi kendi ocağında hale yola koyan, koymaya çalışan, onları istidadına göre yönlendiren, işlerini en iyi şekilde yapmaları için onlara imkan sağlamaya çalışan. Recep Fazıl onunla ilgili şeyi çok güzel özetliyor. Yani kendisi şeyde görünmeyip, cephede görünmeyip, geri hatlarda şeylere su taşıyan bir saka gibi. Öyleydi. Allah gani gani rahmet eylesin. Yeter abi dervişti. Ve muhabbetin hilkati değiştirebileceğini söylerdi. Dolayısıyla onunkisi yine bir büyüğümüzün ifadesiyle kuru kuru muhabbet idi. Fethi abi'yi herkes severdi. Onu tanıyanlar, onunla bakışanlar, onunla söyleşenler o muhabbeti hissederlerdi. O muhabbet insanları değiştirir, değiştirmiştir. Fethi abi Allah'ın kullarına hizmet etmeyi şiar etmiş, gidermişti. Ve tabii dediğim gibi yani öyle çevrelerle muhabbet içinde öyle münasebetleri vardı ki birbirlerini duydukları zaman Fethi abi filancanın da meğer çok sevdiği, o filanca da Fethi abiyi meğer çok severmiş filan. Evet, evet. Öyleydi. Çünkü Fethi abi muhabbetle, herkese muhabbetle muamele ediyordu. Tabii onlar vasıtasıyla ben çok benim üzerimde çok büyük himmetlerini gördüğüm büyüklere mülaki olduk, müşerref olduk. Buradan şunu söyleyebilirim, yani bugünün gençleri açısından en önemli kayıplardan bir tanesi bu tür sohbet ve muhabbet ortamlarının maalesef gittikçe geriye çekilmesi, ortadan kalkması diyemem, geriye çekilmesi. Şimdi Genon'un mesela öyle bir şeyi var, yani şeyi anlatırken o biliyorsunuz Hint düşüncesindeki çevrimsel zamana atıfta bulunarak yaşadığımız zamanın Kali Yuga olduğunu, karanlık çağ olduğunu, demir çağ olduğunu ve hikmetin midye kabuğuna sığındığını söyler. Evet, ama ortadan kalkmaz. Fakat mesela son dönemde Türkiye'de yaşananlar maalesef bu muhabbet ortamlarını da ciddi manada dejenere etti. Bir takım ne idüğü belirsiz, köksüz güruhlar şeklen bu muhabbet ortamı teşkil ediyoruz, muhabbet ortamı oluşturuyoruz havasında öyle şeyler yaptılar ki bunun Türkiye'ye ve atmosfere çok büyük zararı oldu. Ha, Fethi abi Ankara'ya gelişlerinden birinde biz gittik Yeni Karamürsel mağazasından taksitle elbise aldık, ayakkabı, kravat, çorap giyindik, süslendik. Fethi abinin huzuruna geldik, baktı. Anladı tabii kendisi için hususi bir hazırlık yaptığımızı. Hoşuna gitti. Ve o zaman bize dedi ki, bakın üniversiteyi bitirdiğiniz zaman üniversiteye intisap edeceksiniz. Söz mü? Söz verdik biz de. Ben çok şükür o sözümü tutmak nasip oldu. 1979 sonunda Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ne
asistan olarak girdim İletişim Fakültesine. Fethi abi pek çok arkadaşımızı, bizden önce pek çok ağabeylerimizi de üniversiteye yönlendirmek konusunda çok hususi bir gayret gösterirdi. Hemen söyleyebileceğim, mesela herkesin bildiği isimler üzerinden söyleyecek olursak, yakınlarda kaybettiğimiz Mehmet Genç ağabey, rahmetli Erol Güngör, pek çok bizden önceki kuşaktan ağabeyler, hocalar, büyüklerimiz hep Fethi abinin yönlendirmesiyle onu hukuk fakültesinden alıp, sen hayır hukukçu değil iktisatçı olacaksın deyip iktisatta bir hocaya teslim etmek falan gibi. Yani sadece üniversiteye gideceksin meselesi değil. Üniversitede hangi hocanın yanında ne okuyacaksın? Şey, mesela bunu çok güzel anlatır rahmetli Haluk Hoca. Kendisinin nasıl, Fethi abinin onu nasıl tarihe ve Suriye'ye, Suriye tarihine, Orta Doğu'ya nasıl, hangi gözle ne yapacağına varıncaya kadar söylediğini çok güzel anlatır. Allah ona da rahmet eylesin. Üniversiteye intisaptan sonra İletişim Fakültesi, bu arada tabii Fethi abi göçmüştü. Sonra biz bir ara üniversitede okurken Yeni Devir gazetesi çıktı. 1974'tür zannediyorum. 73-74. O zaman Abdurrahman Dilipak, öyle çok fazla bir muharefemiz de yoktu ama o şey yapmış, benim bazı tercümelerimden falan herhalde haberdar. İşte ben de uluslararası ilişkiler okuyorum ODTÜ'de. Bir gazete çıkacak, dış politika yazıları yazar mısın? Ben de o zamanlar İsmet Özel'le yeni tanışmışız. Dedim ki İsmet abiyle birlikte onunla da konuşun, beraber şey yapalım. Tamam dedi, onunla da konuştular. Sonra biz beraber Yeni Devir Gazetesi'nde köşe yazıları yazmaya başladık. Ben dış politika yazıları yazıyorum, Enes Arman müstearıyla. O öyle bir dönem oldu. Sonra Yeni Devir Gazetesi'nden de biz İsmet Özel'le birlikte atıldık. Sebebi de şu, bir Ramazan günü işçiler geldiler, Yeni Devir matbaasında çalışanlar. Maaşlarını alamıyorlarmış epeyden beri. Bizim haberimiz yoktu. Bizim de maaşımız gecikiyor filan ama bunlarınki daha şey. Biz dediler işi dur, grev yapacağız dediler. Veya durduracağız ya yani maaşımızı. Biz de sizinle beraberiz filan dedik. Bu hemen yönetimin kulağına gitmiş. Bu arada şimdi rahmetli olduğu için hadi onun adını söylemeyeyim. Bir başkası da gelmiş, demiş ki sizin işçiler ve yazarlar şeye girecekler, direniş yapacaklar. Matbaam emrinizdedir, ben gazetenizi basarım falan. Bu arada bize birer yazı, teşekkür ederiz, güle güle. Bunun üzerine Cahit Koytan da desteği, Bekir Şahin sağ olsun onun şeyiyle. Biz yayın evi kurduk, Yeryüzü Yayınları. Çok güzel kitaplar yayınladık Yeryüzü Yayınları'nda. Sermayeyi Bekir Şahin koydu. Bekir Şahin Eskişehir'den, bizim Deneme Gelişme dergilerinde beraber olduğumuz arkadaşımız. Orada bu tradisyonalistlerin, Genonyenlerin, René Genon, Martin Nix, Seyit Hüseyin Nasr, onların kitaplarını da yayınladık. İsmet Özel'in kitaplarını, işte şiir okuma kılavuzu mesela, çok önemli şiir, bir poetika. Abdülkadir Es-Sufi'nin kitapları, Ayın Dallas imzasıyla yayınladığı Gariplerin kitabı, İsmet Özel'in çevirisidir, o da güzel bir çeviridir. Bu tradisyonel yerlerin, Genon'un ve Prusov, Schoen, Martin Nix filan, onları bize Nazif Gürdağ'ın, kulakları çınlasın, Nazif Gürdağ abi tanıttı, getirdi. Nazif abi daha önce Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzman, İngiltere'ye bir programa şeye göndermişler. İngiltere'de o çevreleri tanımış, onların kitaplarını
Genon'u, Fruşof Şon'u, Martin Links'i falan o almış, getirdi. Getirmişti daha önce. Biz de onları daha önce Nazif abiden alıp tanımış, okumuştuk. Onları çevirdik bir kısmını. İşte modern dünyanın bunalımını ben çevirdim mesela. Seyyid Hüseyin Nasr'ın insan ve tabiatını, Martin Links'in Antik İnançlar, Modern Hurafeler kitabını, onu Ufuk Uyan'la beraber çevirmiştik. Onları yayınladık. Fakat sonra 12 Eylül hikayesi patladı. Yeryüzü Yayınları yayınına ara vermek zorunda kaldı. Sonra üniversiteye geçtim ben, Anadolu Üniversitesi'ne. Orada İletişim Bilimleri Fakültesi'nde işte doktoramızı yaptık orada. Doçentliğimi aldım. Sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne geldim. Orada da profesörlüğü aldık. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde güzel bir dönem geçirdik. Gerçekten kozmopolit bir üniversiteydi. Yani üniversitenin kozmopolit olması çok önemli. Yani kozmopolit derken, kozmopolit genellikle bizde böyle pejoratif kullanılıyor. Yani farklı kültürlerden insanların, farklı politelerden insanların bir araya geldiği, her cins insan var. Zaten üniversitede öyle olur. Orası o bakımdan o dönemde iyi bir üniversite oldu. Tabii şimdi biz bütün bunları böyle hatıralar halinde anlatıyoruz. Ama bir yandan da şunun çok farkındayım. O bir devirdi, geldi geçti. Devirler devirlere ekleniyor. Bugünün gençlerinin dünyası bizim dünyamızdan çok farklı. Biz çok şanslıydık. Mustafa abi hep oğlum bize piyango vurdu derdi. Biz şanslıydık. Ben ayrıca çok şükür, çok şanslıyım. Hep iyi ve güzel insanlarla, büyüklerle mülaki oldum. Öğretmen hocalarım da, ağabeylerim de, arkadaşlarım da hep güzel. Hatta onun için hep şey örneğini veriyorum. Bu Can Yücel'in Türkçe'ye de çok güzel çevirdiği muhteşem Gets bir romanı var, Fitzgerald'ın. Onun başında o zengin bir ailenin çocuğudur kahraman orada. Babasının bir şeyini söyler. Der ki ona babası, oğlum senin sahip olduklarına sahip olmayan insanları gördüğü zaman onları şey yapma, onlar senin gibi ağzında gümüş kaşıkla doğmadılar. Yani o bir deyim, gümüş kaşık. Senin kadar şanslı bir ortama doğmadılar. Sen çok şey bir ailenin içine doğdun. O başka özellikler bakımından ama bizim kuşağımız da veya benim arkadaşlarım, ben ve arkadaşlarım da biz çok ağzımızda gümüş kaşıkla dolaştık. Ha şimdi bugünün dünyasında bu işler ne olacak? Bu gençler ne olacak? Allah dünyayı boş bırakmaz. İnsanları da böyle başıboş bırakmaz. Herkesin nasibinde böyle insanlar olur, arkadaşlar olur. Yeter ki onları zamanında fark edebilelim. Bazen de insan kaçırır. Yani fark etmeden geçer gider bazı şeyler. O bakımdan dünün dünyasıyla bugünün dünyasını o gitti artık, o dünya bitti, bundan sonra böyle şeyler olmaz gibi bakmamak lazım. Ama dünün dünyası deyince bir kitabı söylemeden edemeyeceğim. Stefan Zweig'in Dünün Dünyası. Çok sıcak bir kitaptır. Okuyan sever diye düşünüyorum. Şimdi tabii üniversite, yazarlık, çizerlik filan bütün bunlar. Bir de siyaset tarafı var. Hani muhtemelen belki sen bunları bu kadar söylüyorsun ama siyasetten ne haber diye soranlar olabilir. Bir defa ben tabii genç arkadaşlara siyasete atılmak konusunda, siyasete girmek konusunda çok da hevesli olmamalarını tavsiye etmek isterim. Bu hani siyaseti hor görmek, siyaseti şey, siyasette de yapılabilecek şeyler vardır. Siyaset güzel şeyler yapmak için de bazı imkanlar sunar. Halka hizmet, hakka hizmettir. Siyasette halka hizmet etmek için birçok imkanlar sunar. Doğru. Ama bu çizgiyi muhafaza etmek bugünün dünyasında, yani siyaseti
Hakk'a hizmet etmenin bir yolu olarak görmek ve orada sabit kadem olarak devam edebilmek bugünün şartlarında çok zordur. Çok zordur. Hele hele insanın kendi başına eşsiz, dostsuz, arkadaşsız yapabileceği bir iş değildir. Bu her yerde böyledir. Hani hep denir ya, önce refik, sonra tarik. Refik meselesidir. Refik yani arkadaş. O yüzden Fethi abinin dostluk üzerine kitabındaki o son konuşmasını, özellikle dostluk konusunda söylediklerini, okumalarını gençlere söylemek isterim. Ama hangi işi güzel yapacaksanız o işe bilhassa yönelmek gençler için. Hangi işte? Yani meslekler arasında öyle bir hiyerarşi yok. Ama bazı meslekler vardır ki onlara pek fazla itibar etme, yani onlara pek fazla heves etmeyi de denmiştir. Şimdi ben bir dönem İran'a gazeteci olarak gittiğimde oradaki insanlar, İran-Irak Savaşı devam ediyordu. İkide bir önümüze çıkan, bilhassa Beheşti Zehra'da şehitlik, şehitli meşhur bir Tahranlık şehitlikte bir grup kadın, böyle bir yabancı gazeteciler grubu, Nikaragualılar var, Doğu Almanlar var o zaman, ben varım Türkiye'den filan. Bize hep şunu söylüyorlardı, bu savaşı bizim başlatmadığımızı, bu savaşın bir cengi tahmili olduğunu dünyaya duyurun. Cengi tahmili. Bunun İngilizcesini, kitabını da basmışlar. Imposed War. Yani bize yüklenilen savaş. Bu savaşı biz başlatmadık. Bu savaş bizim sırtımıza yüklendi. Cengi tahmili. Tahmil edildi. Bize yüklendi. Bizim sırtımız, biz bu işin hamalı olduk. Şimdi bazı şeylerde böyle cengi tahmil, mesleki tahmil... Siyasette böyle olabilir insanın. Yani bir tür cengi tahmili gibi. Yani farz-ı kifaye gibidir. Birileri yapıyorsa siz kurtarıyorsunuz. Yani her birimizin tek tek mutlaka yapması gereken bir iş de değil. Çok şükür bu işin heveslisi başkaları varsa ve onlar işi de iyi yapıyorlarsa siz kurtardınız demektir. Siz o zaman işte her neyse mesleğiniz, ticaretse, ilimse oralarda yapabileceğinizin en iyisini, en güzelini, Allah işini güzel yapanı sever buyurulmuştur. Dolayısıyla hepimiz işimizi güzel yapmak için Allah bize fırsatlar verir, vermiştir, verir. Allah hepsinin yolunu açık etsin.